Tekirdağ Saray ilçesi Safaalan mahallesinde 3. havalimanına malzeme üretmek gerekçesiyle Mehmet Cengiz'in ortak olduğu İGA Havalimanı anonim şirketine maden ocağı izni çıkarılmıştır. Söz konusu maden ocağı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çevre etki değerlendirme raporu alınmasına gerek olmadığına karar vermiştir. Maden yeri için başvuru yapılırken ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde bu başvuru değerlendirirken hiçbir yerel yöneticiye, yerel derneklere, çevre halkıyla görüşülmeye gerek bile duyulmaması bir yana 100 hektarlık ormanlık alanı tahrip edecek, hayvancılığı, bağcılığı, bahçeciliği bitirecek, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına zarar verecek, çevre köylerde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığında ciddi olumsuzluklara yol açacak bu proje için ÇED gerekli değildir kararı verilmesi bir skandal olmanın ötesindedir. Ve maalesef, evet biraz önce Sayın Vekil ifade etti, evet büyükşehirden bir görüş istenmiş ama Büyükşehir İlçe Belediyesi'nden görüş alın denmiş ama buna dair de herhangi bir talep, herhangi bir girişim yok. Kamu yararı görünerek bu taş ocağının açılmasında biz buna istinaten herhangi bir görüş almamıza gerek yoktur diye bir dayatma var. Ve bununla da biz ilk kez karşılaşmıyoruz. Bununla da gene Güngörmez mahallemizde de karşılaştık. Diğer taş ocakları açarken de karşılaştık. Hiçbir hukuk karar tanınmadan, bölgenin dinamiklerine bakılmadan, orada yaşayan vatandaşlara sorulmadan bir dayatma var. Bir maalesef yandaşlara peşkeş çekilmesi var. Burada gerekçelendirmeler maalesef yeterli değil. Biraz önce de ifade edildiği gibi bizim belediyelerimizin bu konuda herhangi bir kararı yok. Bırakın kararı, bu konuda bilgilendirmesi bile yok. Yapılan gene bakanlık aracılığıyla ÇED gerekli değildir raporu verip orada bu yağmayı gerçekleştirebilmek. Bu anlamda da doğrudur, yanlış bilgi vardır ama yanlış işte oranın dinamiklerine sorulmadan, oranın belediyesi bilgilendirmeden, muhtarı, vatandaşlar bilgilendirmeden bu dayatmadır, bu yapılandır. Bu yanlış, doğru söylüyor Sayın Vekil, buradadır. Çok teşekkür ediyorum.